Selamlar dostlar, ben Selman Cekolik, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde Casper'ın yeni çıkan akıllı telefonu Via A4'ü kutusundan çıkartacağız. İlk olarak kutu tasarımından bahsetmek gerekirse, diğer Casper telefonlarında görmeye alışık olduğumuz yine ön tarafta Casper Via A4'ün görseline yer vermişler. Aynı zamanda üst tarafta ürün ismi yer alıyor. Bizde olan versiyon 128 GB'lık versiyon, aynı zamanda 64 GB'lık versiyon da mevcut. Yan tarafa geçtiğimizde cihazla ilgili öne çıkan özelliklere yer vermişler. Kısaca bahsetmek gerekirse 6.3 inçlik Full HD Plus'lık ekrana sahibiz. 3950 mAh'lik bir batarya mevcut. Aynı zamanda arkada 2 adet kameramız var. Bunların bir tanesi 16 megapiksellik, bir diğeri ise 5 megapiksellik kameralar. Ön tarafta 13 megapiksellik kameraya sahibiz. Ve işlemci olarak da Helio P23, MediaTek'in Helio P23 işlemcisi mevcut. Ve bu işlemcinin 4 çekirdeği 2 GHz bandında, kalan 4 çekirdeği ise 1.5 GHz bandında çalışıyor. Dediğim gibi 128 GB'lık bir depolama ile geliyor. RAM olarak da 6 GB'lık bir RAM tercih edilmiş. 64 GB'lık olan versiyonda da 4 GB'lık olduğunu hatırlıyorum. Arka tarafına gelecek olursak da cihazla ilgili farklı detaylara yine arka tarafta yer vermişler. Şafak mavisi olarak adlandırılan renk mevcut bizde ve gerçekten güzel bir renk gibi gözüküyor. Bakalım, birazdan kutudan çıkartacağız zaten. Geçişli bir renk olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde kutu içeriğine yer vermişler. Birazdan zaten kendimiz açacağız ve neler çıktığını birebir deneyimleyeceğiz. Yine Casper ile ilgili çeşitli bilgiler arka tarafta yer alıyor. Dilerseniz ürünü ilk defa bizim açtığımızı kanıtlayan jelatini bir maket bıçağı yardımıyla keselim ve kutuyu açmaya başlayalım. İlk olarak karşımıza telefon çıkıyor ama bu telefonu hemen kenara koymak istiyorum. Birazdan telefona geleceğim. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Telefonun alt tarafını kaldırdığımda telefonla ilgili garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda yine Casper'ın diğer telefonlarında alışık olduğumuz bir kılıf çıkıyor. Tabii ekran jelatinini şu an için göremedim. Bir kutu içeriğine bakalım. Acaba bizde mi eksik kutu içeriğinde? Sanıyorum bizim kutu içeriğinde eksik, zira burada var olarak gözüküyor. Ekran koruma filmi ve aynı zamanda koruma kılıfı olarak adlandırmışlar, buraya yerleştirmişler ama bizim kutudan çıkmadı. Test örneği olduğu için çıkmamış olabilir. Bunun altını çizmek istiyorum, hata olmasın. O yüzden siz aldığınızda çok büyük ihtimalle çıkacaktır. Zira kutu içeriğinden hem kılıf hem de ekran koruyucu filmin çıktığını belirtmişler. Kılıf olarak tabii diğer Casper modellerinde alışık olduğumuz gayet güzel bir kılıf var. Hakikaten bununla uzun yıllar boyunca telefonu kullandığınız süre zarfında koruyarak telefonunuzu kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Haricen bir kılıf almanıza da gerek yok. Bunu kutu içerisine yerleştirmeleri, aynı zamanda ekran koruyucu filmi de yerleştirmeleri çok güzel olmuş. Evet, düşündüğüm gerçekleşti ve ekran koruyucu filmi bu sefer Casper telefonun üzerine yerleştirmiş. Bu konuda da herhangi bir problem yok. Bunun dayanmaları aslında gayet güzel olmuş, zira kendiniz evde tekrardan takmak istediğinizde vesaire hava kabarcıkları kalabiliyor ama bunu ortadan kaldırmak için Casper direkt olarak ekranın üzerine yerleştirmiş ve bu da gerçekten önemli bir avantaj olmuş. Bunu da bu şekilde düzeltmiş olayım. Ekran üzerinde geliyor ekran koruyucu film. Bu da gayet güzel olmuş. Ve kutu içeriğinden devam edecek olursak bir tane şarj adaptörümüz. Hemen şarj adaptörümüzün gücüne de bakalım. 5 volt 2 amperlik bir şarj adaptörümüz mevcut. Daha da hızlı bir şekilde telefonu şarj edebilmek amacıyla hızlı şarj destekli bir adaptör olmasını isterdim ama maalesef 2 amperlik bir şarj adaptörüyle birlikte geliyor. Ve tabii en güzel ve uzun zamandır Casper telefonlarda beklediğim USB tip C arayüzüne nihayet burada Casper geçiş yapmış ve gerçekten çok büyük bir avantaj olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zira artık yeni çıkan otomobillerde bile USB tip A değil de USB tip C'yi gördüğümüz için böyle bir değişime Casper'ın da ayak uydurmuş olması gerçekten sevindirici ve bu konuda tam puan verdiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aynı zamanda bir de bir kulaklığımız çıkıyor. Bu kulaklıkta daha önceki modellere kıyasla gerek malzeme kalitesi gerek de tasarım olarak farklı kulaklıklar olduğunu söyleyebilirim. Elbette inceleme videosunda bunların hissiyatlarından, ses performanslarından daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ve inceleme videosunu da takip etmek istiyorsanız lütfen Cepolik YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açmak amacıyla abone olduktan sonra çan butonuna da tıklarsanız sevinirim.
Telefona gelecek olursak, şöyle bir basılı tutayım ve ilk olarak telefonu bir açalım. Tasarımdan bahsetmek gerekirse, telefonun tasarımı arka tarafta kutuyu açarken de bahsettiğim gibi geçişli bir renk tercih etmişler ve gerçekten çok şık durduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Alt tarafta mordan maviye geçen, hatta maviden yeşile doğru ilerleyen bir renk mevcut. Gerçekten çok şık gözüküyor. Üst tarafta alt alta sıralanmış 2 adet kameramız mevcut. Onun altına flash yerleştirilmiş. Yan tarafında bir mikrofon mevcut. Orta tarafa da bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Yan tarafa geçtiğimizde de açma kapama butonu ve ses arttırma alçaltma butonları mevcut. Üst tarafta bir kulaklık jackımız mevcut. Kulaklık jackının da halen daha yer alması gayet sevindirici. Sol tarafa geçtiğimizde de SIM kart yuvası mevcut. Yine SD kartlarınızı da cihaza yerleştirebiliyorsunuz. Bu da 128 GB'lık hafızanın yanında, eğer ki bu depolama seçeneği yetmezse, size daha da arttırmak amacıyla haricen bir micro SD kart takarak cihazın hafızasını arttırabilirsiniz ki bu da yine önemli avantajlardan bir tanesi. Alt tarafa geldiğimizde de hoparlör, mikrofon ve Type-C girişini görüyoruz. Az önce de belirttiğim gibi Type-C yuvasına sahip olması, özellikle yeni nesil cihazlarda da Type-C'nin gelmesiyle birlikte şarj adaptörü taşıma derdini olabildiğince minimuma indiriyor ve tüm cihazlarınızda da aynı şarj adaptörünü kullanmak için güzel bir avantaj sağlıyor diyebilirim. O yüzden Type-C ile gelmesi gerçekten sevindirici. Şimdi hızlı bir şekilde telefonun kurulumunu gerçekleştirelim ve bakalım arayüzde neler var, ne gibi farklılıklar mevcut. Evet, cihazın kurulumunu gerçekleştirdim. Arayüz olarak Android'in saf arayüzü tercih edilmiş ve akıcılık anlamında kullanıcı dostu bir arayüz olduğu için gerçekten güzel olduğunu belirtebilirim. Android 9.0 ile birlikte geliyor. Bu da son sürümle birlikte gelmesi, özellikle güncelleme konusunda en azından kutudan çıkarttığınız haliyle güncel bir telefona sahip olduğunuzu kesinlikle söyleyebilirim. Zaten inceleme videosunda daha detaylı bir şekilde nasıl deneyimlere sahip olduğundan bahsedeceğim sizlere. Gerek kamera testleri, gerek oyun testleri, farklı testlerle karşınızda olacağım. Bize destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.